Sevgili dostlar, bugün inceleme altına aldığımız ayakkabımız dans ayakkabısı. Tangocuların ve dansçıların salsa vesaire gibi dansların yapıldığı ayakkabılar ve bu ayakkabıların özelliklerinden size kısaca bahsedeceğim. Ömürlerini nasıl uzatabiliriz onları anlatacağım. Önlemlerimiz neler olacak onları anlatacağım. Görüşürüz. Öncelikle tabii ki bakımını yapacağız. Süet üzerine yaldızlı baskılar var. Onun üstüne müşterimizin bundan haberi yoktu. Yani daha doğrusu hiç ayakkabısının topuğuna bakmamış. Görüyorsunuz topuk lastiği iyicene aşınmış. Hatta bilhatta sol sağdan daha fazla aşınmış. Muhtemel dans ederken solu daha çok dönerek vesaire kullanıyor olsa gerek ki böyle bir aşınma söz konusu olmuş. Ayakkabımız ince abiye bir köseleden yapılmış deri. Tabii dansçıların özellikle tercih ettiği bu tarz ayakkabıların en büyük özelliklerinden birisi kayganlığı ve rahat bir hareket edebiliyor olması lazım. Bunlara etki sağlayan işte bu inceliğin de katkısıyla şu bölümün olabildiğince esnek olması gerekiyor ki öyle zaten. Bu köselenin önünü uzatabilmek, işte bunu nasıl yapabiliriz onu bahsedeceğim. Bunu deri kaplamayla sağlayacağız. Ayakkabımızın içine baktığımız zaman şöyle çok aşırı derecede kir gibi görünebilir ki gerçekten kir doğaldır, normaldir. Bununla ilgili şöyle söyleyeyim, çok pratik olarak daha önceki yazılarımda anlatmıştım ama tekrar söyleyeyim. Ucu böyle çok keskin olmayan, mesela bu tornavidamızın ucu gibi hafif böyle yumuşak radüstü bir tornavida ile şu şekilde kazıyabilirsiniz. Evde kullanmadığınız çay kaşığınız, bıçağınız, servis bıçağının arkasıyla böyle bakın keskin olmasın. Keskin olmayan bir yüzeyle bunları böyle kazıyıp daha sonra da silip temizleyebilirsiniz. Bilmem sahnede daha çok pudra falan da atılıyor. Hani sahne kayganlaşsın, dansçı daha iyi hareket etsin diye pudra tozları olabilir. Doğaldır. Sizin gündelik hayatınızda tabii ki yerle temas eden, yani yere yakın olan tüm şeyler, bir de açık olduğu için parmak araları falan terle toz da olabilir. Yani normal kir de olabilir. Pratik bir yöntemi size bahsettim. Ondan sonra silin. İster kolonyalı mendille, isterseniz ıslak deterjanlı bir bezle silebilirsiniz. Bunun şikayetlerinden bir tanesi de iç derisindeki boyanın ayağı boyaması. Tabii biz bunu kimyasalla fazla boyalarını içinden alacağız, dışını boyayacağız ama içinin boyasının çok o kadar önemi yok. Bunu öncesinde yapalım. Birazdan kalıba da koyacağız. Çünkü buralardan kullanıcımıza sıkma yapıyor. Ayağını rahatsız ediyor, parmağını rahatsız ediyor. Onu gidereceğiz. Makinemizin ısısını ayarlıyoruz. Bir 60 derecede derimizi zaten kimyasalla yumuşattık. Ondan sonra makinemize yerleştiriyoruz. Hafif bir gerginliğini alıyoruz. Ve bu alma işleminden sonra komple yukarıdan dereceler var. Şuradan yukarıdan görebiliyor musunuz? Şuradan şurayı. Burada orayı gösterelim. Burada evet. Santim santim sağlı sollu dereceler var. Yani ezbere iş yapmadığımızı göstermek adına bunu gösteriyorum. Aşağı iniyoruz. Burada bunu bu şekilde çektiğimiz vakit olduğu gibi bu tarakta bir genişleme yapar. Ama bunun bir aparatı var. Makinemizin bu aparatını taktığımız vakit şimdi aşağımız zaman görüyorsunuz arkadan müsaade etmiyor. Ön kısmı açıyor. Yani bizim açmamız istenen nokta şurası. İşte biz bu şu noktayı açmak için o aparatı koyduk ve şöyle bir santim açıyoruz. Bu bir santimlik açma geri tepmesi de olacaktır onun geri gelmesi de. Isıtmamızı da 60 derecede açtık. Yarım saat, bir saat pişireceğiz onu ve sonra çıkaracağız.
Dans ayakkabılarımızda yapılması gereken ne varsa yaptık. Boya bakımını da bitirdik. İçlerine bir canlandırıcı cilalarını sürdük. Burun açmayı kalıpta yaptık. Altlarına kösele lastik ilave ettik ve bütünlüğü koruduk burada. Topukları yaptık. Bu paralelliğin, yani şöyle dikleme ile bu paralellik metaters arasında tam 90 derecelik açı olması gerekir ki bu öyle, aynen o şekilde. Onu da hallettik. Kalıba koyacaktık, parmakları sıkıyordu. Biraz genişlettik. Çok fazla açarsak ayak önden pırtlar çıkar. Çıkmaması için ayarında yaptığımızı düşünüyoruz. Bu tür işlemlerde de karar şeyini, son kararı müşteriye bırakıyoruz. Eğer yeterli gelmezse tekrar kalıba koyuyoruz.